seçime bir hafta kaldı biliyorsunuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul mitinginde seçmen karşısındaydı. Avrupa basınında geçtiğimiz hafta yer alan manşetleri hatırlattı Erdoğan ve Atatürk Havalimanı'nda toplanan kalabalığı işaret ederek karşılık verdi. Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu da vardı. Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya, onlar şimdi burayı izliyorlar. Cevabı siz vereceksiniz, siz! Batı medyasında çıkan seçim yorumlarına tepkiliydi. Miting meydanını gösterdi. İstanbul bugün aykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Miting alanına kilometreler kala trafik adeta durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu. Resmi rakam 1.700.000. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? İstanbul mitingini Kılıçdaroğlu ile aralarında polemik konusu olan Atatürk Havalimanı'nda düzenledi Erdoğan. Atatürk Havalimanı ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok. Ekrem İmamoğlu da vardı hedefinde. Seçim çalışmalarına katılmasına sert çıktı. Şimdi de Bay Bay Kemal ona bir talimat vermiş. Çık Van'a git. Van'da da PKK'lılarla anlaşmışlar. Onların işaretini yapıyorlar. 2024'te ona da gereken dersi vermeye hazır mıyız? Sizin geçmişiniz bozuk diye Erdoğan gezi olaylarına da sözü getirdi. Bira şişeleriyle girdiler mi? Ve bira şişeleriyle bizim mabedimizi kirlettiler mi? Öyle. Biz girdik. Biraları devirdik. Bay bay Kemal. İstediğin kadar fıçı dolusu iç. Hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim ayı yaşa sarhoşa kalkıp da meydana bırakmaz. İttifak ortakları da destek için yanındaydı. Cumhurbaşkanı sandık mesajını ise Kılıçdaroğlu'nun seçim şarkısı üzerinden verdi. Kandil'dekilerin dini var mı? Kitabı var mı? Bunların ezanı var mı? İşte Bay Bay Kemal onları arkasına almış. Ne diyor? Haydi haydi haydi. Bay Bay Kemal, sen onlarla beraber haydi demeye devam et. Benim milletim de size haftaya pazar ne diyecek?